Birçok farklı nedenden kaynaklı bazen WordPress web sitenizi başka bir sunucuya taşımak isteyebiliriz. Bunun iki ayrı yöntemi var. En basit olarak birinci yöntemde dosyalarımızı manuel olarak kendimiz taşırız. İkinci yöntemde ise bir program aracılığıyla transfer ederiz. Öncelikle birinci yöntem, manuel yöntemi gösteriyorum. MySQL veri tabanımızın tamamının yedeğini almak için web sitemizi seçiyor ve dışa aktar diyoruz. Yöntemlerden özeli seçiyoruz. Tamamı seçili vaziyette gelecektir. İndirilecek olan dosyaya bir isim veriyoruz. İsteğe bağlı olarak alttaki seçenekleri istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama bu kısımda muhakkak hem yapı hem verinin indirildiğine emin olun. Dosyanızın indirme işlemi tamamlandıktan sonra yeni hosting firmanızdaki MySQL alanına üzerinde hiç oynama yapmadan içe aktar diyerek veri tabanımızı göndereceğiz. Dosya prefix alanında ne yazıyor olduğunu muhakkak bir kenara not alın. Biraz sonra config dosyamızı güncellerken bu lazım olacak. Hosting firmanıza giriş yaptıktan sonra dosya yöneticisi alanınızı buluyor ve oraya giriyorsunuz. WordPress dosyalarınızın tamamını gördüğünüz alanda bu dosyaların tamamını seçip arşive gönder diyeceksiniz. Birçok farklı hosting firmasında farklı menüler vardır ama başlıklar her zaman için aynıdır. Dosya yöneticisi, dosyalarınızın tamamını seçmenizden sonra da arşive ekle diyeceksiniz. Ben ismini veriyorum dosyanın. Kendimce yıl, ay ve gün olacak şekilde bir isim belirttim. Dosya tipi olarak zip uygundur. Zip dosyanızın oluşturulmasından sonra kimi hosting firması sağ klik yaparak indirmeye izin vermektedir ya da menüde indirme ile ilgili bir link bulunur. Eğer herhangi bir indirme linki göremiyorsanız web sitenizin adresini yazıp arkasına verdiğiniz dosya ismi .zip diye yazarsanız indirme işlemi direkt başlayacaktır. Örnekle ne demiştik? 2023-02-18.zip dersem eğer dosya inmeye başladı gördüğünüz gibi. Tırma işleminizin tamamlanmasından sonra zip dosyanızı yeni hosting firmanızdaki public HTML klasörünün içerisine bir FTP programı aracılığıyla ya da yeni hosting firmanızın dosya yöneticisi aracılığıyla yüklüyoruz. Yüklemenin tamamlanmasından sonra dosyamızı seçiyor ve arşivden dosyaları çıkartın diyoruz. Bunu muhtemelen yeni hosting firmanızdaki dosyanın üzerine sağ klik yaparak da belki yapabilirsiniz. Eğer sağ klikle öyle bir menü gelmiyorsa bile her zaman için üst tarafta dosyayı seçmenizden sonra bununla alakalı bir menü çıkacaktır. Zip arşivini açmanızdan sonra eski zip dosyanızı muhakkak ama muhakkak silin. Daha sonra WordPress config dosyamızın içerisinde veri tabanı düzenlemelerimizi yapacağız. Bu alanda yeni taşımış olduğumuz hosting firmamızdaki veri tabanımızın kullanıcı ad, şifre,
IP adresi ve benzeri bilgilerini güncelleyeceğiz. WordPress config dosyamızı güncelledikten sonra kaydet diyoruz. Özetleyecek olursak, veri tabanımızı yedekledik, yeni hosting firmamızda yedeklediğimiz veri tabanını içine aktardık, eski sunucumuzdaki dosyalarımızı indirdik, config dosyamızı güncelledik ve yeni hostumuza yükledik. Eğer DNS ayarlarınızı da değiştirdiyseniz artık web siteniz sağlıklı bir şekilde görüntüleniyor olması gerekiyor. Eğer web sitenizin görüntülenmesiyle alakalı problem yaşıyor ya da sıkıntı yaşıyorsanız program aracılığıyla transfer yapmayı denemelisiniz.